İnsan doğulmaz, insan İnsan olur. olmaz. Yani o insan olma işi eğer fizyonomik olarak tanımlıyorsanız, fizyonomi insanı insan etmiyor. Çünkü insan o değil. Yani insan bir fiziğe sahip olmak tanımlanamaz ki. Taş da bir fiziğe sahiptir. Tüm dünyanın ağaçları da bir fiziğe sahiptir. Hatta bu anlamda özel, eşsiz, unik olmak da insanlık değildir. Yani tek, benzersiz, kendine has nitelikleri olan. Dünyada birbirinin benzeri sadece iki insan yoktur cümlesini kuramayız. Evet, birbirinin aynısı iki insan yoktur dünyada, doğru. Ama birbirinin aynısı iki köpek de yoktur. Birbirinin aynısı, yani genetik olarak, tabiat olarak, davranış olarak, hatta fiziki olarak birbirinin aynısı iki köpek, iki inek, iki kuş da yoktur. Hatta daha ileri gidelim, birbirinin aynısı iki ağaç da yoktur. Daha ileri gidelim, birbirinin aynısı iki taş da yoktur. Tıpkısının aynısı ama. Dolayısıyla bu anlamda bu bile bakınız insanı belirleyici bir özellik değil. O zaman insan nedir? Yani belki buna Alex Carroll'ın o müthiş eserine isim olan cevabıyla, yani meçhul, insan bu meçhul demek lazım. Ama tabii biz meçhulü konuşamayacağımız için burada malumu konuşacağız. Yani bilinen yönleriyle konuşacağız. Çünkü Evet. eğer bilgi yoksa zaten konuşacak bir şey yok, susacaksınız orada. Yani bilgi olmadan neyi konuşacaksınız? Goy goy yapacak halimiz yok burada. Onun için yani tabii bu biraz da felsefi ve edebi bir yaklaşım olmuş, insan bu meçhul. Bu şu anlama alınmalı: İnsan her boyutuyla asla bilinebilir değildir. Yani daima şaşırtır insan.